Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan dişli parçanın içinde kırılan taharat musluğu veya ara musluğun nasıl çıkarıldığı ile ilgili size bilgi vermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bunu uygulama olarak size göstermek isterim. Şu anda mesela almış olduğumuz ara musluk, taharat musluğu çok iyi bir musluk olmaz ise kırılabilme durumu var. Bunu mesela uygulama olarak göstereyim. Mesela bunu taktığınızda bu şekilde takarken mesela görmüş olduğunuz üzere taharat musluğu bu şekilde kırılabiliyor. Şu anda taharat musluğunun bir kısmı şeyin içinde, dişli parçanın içinde. Bir kısmı da göstereyim yakından. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz dişli parçanın içinde taharat musluğunun birazı, bir parçası, dişli parçası kalmış oldu. Kırıldı ve içeride kaldı. Bunu çıkartılmanın yöntemini size göstermek istiyorum. Bunu çıkartmak için arkadaşlar elimizde bulunan bir tane demir testeresi ile demir testeresinin öncelikle ucunu bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Bana bu çok soruluyor. Bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra demir testeresi ile şu kısımdan şu şekilde kesiyoruz. Bunu keserken dikkat edilmesi gereken husus parçanın kendi dişine zarar vermemek. Sadece içinde kırılan parçanın dişini kesmek gerekir. Bunun için ben size uygulama olarak bunu göstereyim. Nasıl kestiğimizi kameramızda sabitleyelim. Şu şekilde demir testeresi yardımıyla içeride kalan parçanın bir tarafından kesiyoruz. Kestikten sonra size bunu göstermek istiyorum. En az bir yer, yani en az iki yerine, üç yerinden bunu kesmemiz gerekir. Daha rahat çıkabilmesi için. Arkadaşlar ben size şu anda göstereyim. Mesela şu anda bir tane şuradan kestik, bir tane de şuradan kestik. Yani bunun rahat bir şekilde çıkması için en az bir iki yerinden kesmemiz gerekir. Şuradan da kesebiliriz mesela. Bunu da göstereyim size. Ne kadar fazla yerinden keser isek göstereyim arkadaşlar. Bak şu anda şuradan da kestik. Bir tane buradan kestik. Bir tane şuradan kestik. Bir tane de şuradan kestik. Bunun çıkarmak ihtimali başka türlü yok. Çok uğraşırız. Veya bunu bu şekilde çıkarılmaz ise kalebodürü kırıp şu parçanı şuradan keseriz. Yeniden dişli parça ekleyip kalebodürü yaptırması büyük bir masraf. Bunu bu şekilde yaparak en kolay yönden bunun tamirini gerçekleştirmiş oluruz. Bak nasıl çıkarıldığını da göstermek istiyorum. Bir tane tornavida. Tornavida yardımıyla şurada kesmiş olduğumuz parçanın bir tanesini aradan çıkarmak istiyoruz. Arkadaşlar şu şekilde tekrar göstereyim. Şu anda şu parça aradan tamamen çıkmış oldu. Şu anda ay şeklinde şu parça kaldı. Şu
Şu taraf tamamen çıkmış oldu. Tekrar göstereyim. İçeride kalan parçayı çıkarmak için zaten kendiliğinden bu parçalar da çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir dişine zarar verilmedi. Dişlerin hiçbirinde zarar yok. Bunu bu şekilde yaparak içeride kırılan parçayı çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bununla ilgili olarak bana benden uygulamalı olarak video isteyen arkadaşlar vardı. Ben bunu bu amaçla çektim. Arkadaşlar lazım olması gereken, yapılması gereken şey demir testisinin ucunun şu şekilde kesik olması. Bir de içeride kırılan parçaya sadece içeride kırılan parçayı kesip burada bulunan mevcut dişliğe zarar vermemek. Geriye kalan sadece tornavidayla kestiğimiz parçayı aradan çıkardığımızda diğer parçalar tamamıyla kendiliğinden çıkar. Bunu uygulama olarak göstermiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. En güzel videolarda buluşmak üzere. Destekleriniz için YouTube kanalıma abone olarak bana destek çıkmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz.